الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما Ve el-hüknî biz Net. Muhterem dinleyenler, muhterem talebe kardeşlerim, bu semestrin son Arapça dersini bugün yapmış olacağız. Biiznillah. Tabi son ders, dün tefsir dersinin son videosunu çektik. Orada da hatırlattık imtihan olacağını. Dersler bittikten sonra bir zaman sonra e, hazırlanılması gerektiğini tabi ilimlerin imtihan için değil de hem dünyamız için hem ahiretimiz için son nefese kadar istifade etmek maksadıyla ilimleri öğrenmek gerekir. İlim öğretmek, bildiğini vermek ilmin zekatıdır. İlim öğrenmek, yani ilmihal ilimlerini öğrenmek farzdır biliyorsunuz. Farzı ayındır. Yani herkesin kendisi için yapması gereken taharetini, abdestini, namazını, zekatını, orucunu yani fıkhi ilimleri bilmesi her Müslüman için farzı ayındır. Bazı ilimler farzı kifayedir. Mesela bir şehirde, bir mahallede bir imam, bir doktor olması farzı kifayedir. Yani bir tane doktor olmazsa, ima, alim olmazsa diyelim, e, alim olursa tabii alim imamlık da yapar, alim olmazsa, doktor olmazsa, oranın sakinleri bundan mesul olurlar. Çünkü farzı kifayedir. Yani bir tanesinin bulunması diğerlerinden mesul, mesuliyeti düşürür. Yani alimlik de böyle, tabiplik de böyle. Evet, işte biz de Allah'ın izniyle, Allah'ın muradıyla, lütfuyla, keremiyle Bildiklerimizi, öğret öğrendiklerimizi anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Bu bizim için de sizin için de veli nimettir. Kadir'in kıymetini bilmek lazım. İlim meclisinde oturmak, şimdi şartlar tabii değişti. İnsanlar yan yana oturarak öğrenmiyor artık. Uzaktan öğreniyor. İşte online, bilmem... E falan diye, online ders diye, uzaktan ders diye öğreniyor. Bundan belki bir 10-20 seneye kadar tamam 80'lerden sonra tabii internet yaygınlaştı. Fakat diyelim bundan 100 sene önce bunları hiç kimse ne yapamıyordu. Tahayyül bile edemiyordu. Rüyasında görse inanamıyordu. Ama Allah'ın bereketiyle Allah'ın lütfuyla şimdi ilim öğrenmek çok kolaylaştı. Çok kolaylaştığı için de değeri çok azaldı. Yani biz tabii böyle anlatıyoruz. Ama kimseyi görmediğimiz için bilemiyoruz. Dinleniyor mu? Dersler icabınca çalışılıyor mu? Bunları takip edemiyoruz. Bu tabii herkesin insafına kalmış. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Size verdiğim nimetlere şükrederseniz yani İbrahim suresinde vaizler bunu çok söyler değil mi? Sen bile le in şekertum le ezidennekum siz şükrederseniz ben elbette elbette artıracağım şüphesiz artıracağım şükrettiğiniz nimetleri. Ama şükretmezseniz ve le in kefartum yani küfrani nimette bulunursanız, şükretmezseniz, inne adabi ile şedid, benim azabım çok şiddetli olucudur, şiddetlidir, buyurmaktadır. Yani en azından elinizden alırım anlamında ararsınız, yana yana yakına ararsınız, istersiniz, ama eskisini, eski halinizi tekrar bulamazsınız anlamına gelebilir çeşitli anlamlara gelebilir. Herkesin hayatında eksikliğini hissettiği, keşke şöyle yapsaydım dediği bir nimet mutlaka vardır. Herkes kendine göre yorumlayabilir. E, Tabi güzel haberler de oluyor. Yani çalışanları duyuyoruz, öğreniyoruz. Bu da bize bir iştiyak veriyor. Anlatmak için. Yani bir motivasyon oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani demek her şunu demek istemiştim. Online derse geçti konu. Yani ilim meclisinde bulan, bulunanları, zikir meclisinde bulunanları duyuyor Resulullah Efendimiz. Melekler onları sararlar. Onlara sararlar. Onların olduğu yere rahmet yağar. Yani ilim Allah rızası için, dinini öğrenmek için ilim öğrenen bir insan o esnada ibadet halindedir. O da bir ibadettir. Onun da sevabı vardır. Kim ki ilim öğrenmek için ilim meclisinde bulunursa bin rekat nafile namazdan o onun için daha hayırlıdır buyuruyor Efendimiz. İlim. Evet. İşte bu şekilde böyle bir giriş yaptıktan sonra işte tabii küçük bir tabii veda konuşması olarak da algılayabilirsiniz. Ee, bu son Arapça dersi. İnşallah önümüzdeki günlerde de son olarak bir akaid dersi e, daha çekip ondan sonra tamamen birinci semestri kapatmış oluruz. Yani bizim için, anlatanlar için. Tabii sizin için daha imtihan var. Yani sadece imtihan için değil, dediğim gibi ilahiyat bitirmiş hocalar olarak Arapçayı da en azından diğer dersler kadar çalışmak gerekir. Evet bugün VVV Tekellüm bize sunduğu e, kitapçıktan 8. ders. ed dersus 8. ders. Evet nedir? El bedeli bedeldir. Tabi burada hem bedeli hem müpteda haberi işlemiş oluyor. Müpteda haberi mükteda müpteda haber şurada hemen kalemimizi de elimize alalım. Ben e, bu kalemi alayım. Siz de elinize kalem alıp not edin. Veya can kulağıyla dinleyin. Şu birincisi müpteda. Bu da haber. Mübteda bir cümlenin başladığı kelime demektir. Yani mübteda başlangıç demektir. Başlangıç. De anfang ya da de begin. Yani bidayetten e, iptida. ve iptidadan da müpteda isim ismi mefhulü oluşmuş. Bede e, sülasisinden geliyor. Başlamak yani başlayan cümleye başlayan kelime müptedadır. Burada heza müptedadır. Erracülü hezanın bedelidir demiş. Efendim yani her erracülü heza ne demekti? Heza yakındakini işaret etmekti. İsmi işaretti. Heza efendim zâke bir de zelike vardı. Yani heza bu. Dek şu ve de uzakta o anlamında. Türkçe'deki karşılıkları aşağı yukarı. Herraçulu bu adam demek eraculü er bu adam nedir tacirin tacirdir. Şimdi eraculü er derken bazı yeni yeni efendim ilayet okuyan bazı kadınlar oluyor. Hani diyor ki ya hep erkeklerden bahsediyor kitaplar. Kur'an-ı Kerim'de erkek yani fiiller erkek siyasında geliyor. Değil mi? Hani ya eyyühellezine amenü. Amenü erkekler demek. İman eden erkekler. Hani bazıları diyor ki niye kadın bahsedilmiyor? Mesela burada her her rajülü demiş. Niye her zihil meratu dememiş. Yani el meratu kadın demek. Taciratun mesela. Yani bu atalarımızın başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere hadis-i şerifler olmak üzere efendim, bu İslami edepten kaynaklanan bir şeydir. Yani her cümlede yani kadını, kadın ismini, kadın sıfatını çekiştirmek yerine hep erkekler misal verilmiştir. Yani bu kadını düşük göstermek için yapılmamıştır daha ziyade ona saygıdan, onu alaya almama, hafif görmemek için bir de edebe muhalif olduğu için hep racüler, adamlar işte alınmış, satılmış, dövülmüş de, ne değil mi? Mesela de ne vardı? Bina kitabında sarfı. Daraba Zeyd'in Amr'ın değil mi? Zeyd Amr'ı dövdü. Yani onlar erkek. Yani daha ziyade onun için erkeklerden misal verilir. Hani kadınlara hürmeten. Onun için kimse alınmasın. Onun için zaman racülü bu adam nedir? Tacirin bir tacirdir. Yani tacir nedir? Türkçe'de e, ticaret yapan, handel yapan handelsman veya yani kaufman tacir kaufman demek. Almanca kaufman. Dieser Mann ist ein kaufman. Yani Almancasını söyleyeyim de. Yani Almanca söyleyince belki Almanya'da doğup büyüyenler vardır. Onlar Onların kafasında daha iyi yerleşsin diye onu da ariyeten Almanca olarak da söylüyorum. Allah onu da bize nasip etti, lütfetti. Efendim, 40 seneden fazla Almanya'dayız. Allah ne kadar burada, burada doğup büyümesek de burada okuduk, üniversite bitirdik. Almancayı da az çok biliyoruz yani. Yani üniversiteyi bitirdik. şeyi, yani master, yüksek lisansı bitirdik. İnşallah doktora yapmakta nasip olur bu üniversitede. Dua buyurun, dua edin de o da nasip olsun. Evet. Bugün de işte böyle her zamanki olmayan konulara giriyorum. Hikmet-i İlahi. İşte ne demiş atalar? Konuşana değil, konuşturana bakın. Yani buradaki cümlede Hezer racülü nedir? Müptedadır. Müptedadır. Mesela şey de denilebilir. Herde tacirun. Herde bu nedir? Tacirun bir tacildir Yani das ist ein kaufman de denilebilir. Ama burada erracülü getirmiş. Erracülü bu durumda hem müptedanın bir parçasıdır hem de cümlede bir bedeldir. Cümlede bir bedeldir. Bedel kelimesi bir e, kendinden önce gelen mesela heza'nın e, bedeli yani bedel karşılığı demek veya değeri Türkçe'de de kullanılır bedel mesela bir kalem alırsın e, der ki bunun bedeli şu kadardır yani bunun fiyatı karşılığı şu kadardır yani heza e, kelimesi erajülü heza'yı ne yapıyor ona karşılık bedel olarak onu açıklamış oluyor. Yani ona bedel oluyor. Evet. Açıklamaya geçelim. Yukarıdaki örnekte Erracülü isminin gramerdeki adı bedeldir. El bedel. Türkçe'de de yani Türkçe'ye de yerleşmiş. Arapçası el bedel. Lam tarifle cümlede kullanım amacı kendisinden önce gelen kelimenin manasını vurgulamak, tevkid etmek ve daha açık hale getirmektir. Açık hale getirmenin de manası Arapçası beyan. Beyan hani tefsirde demiştik ya. tefsirde ne demiştik? Tebiyin demiştik. Beyan da aynı aynı şekilde aynı kelimeden, aynı masardan kaynaklanıyor. Beyan da tebin manasına geliyor. Yani açıklamak. Allamehül beyan. Rahman suresinde değil mi? Onu Allah insana ne yaptı? Beyanı yani açıklamayı açık hale getirmeyi e, ne yaptı? Ona öğretti. Örnekte Erracülü ismi herze kelimesine anlam bakımından vurgu ve açıklık katmaktadır. Böylece herza ile gösterilen şeyin adam olduğunu söyleyerek manaya açıklık getirir. Bedel kendisinden önce gelen kelimenin aynısıdır da denilebilir. Yani işaret edilen adamdır. Adam işaret edilendir. Adam yani erracülü kelimesi heze işaret ismine bedel olmuştur. Yani ikisi de hem erracülü hem heze nedir? birbirine denktir. Birbirine bedeldir yani. yani Erracülü hezanın bedelidir. Yani değer olarak aynı değeri taşır. Bir başka örnekle eğer elimde bir kitap varsa bu kitabı göstererek karşımdakine herze cedidun dersem karşımdaki kitabın yeni olduğunu anlar. Ama tabii göstererek dersem anlar. Göstererek dersem. Göstermeden dersem anlayamaz. Ancak ifademe fazladan bir kitap kelimesi eklersem ifade daha açık ve anlaşılır olur. Mesela ait e, ayet-i kerimeden misal verecek olursa, hani her gibi zelike de ismi işaretti. Zeylik el kitabu la raybe fih. Çok sık anlatıyorum bunu ismi işarette. Orada el kitabıyı söylemeseydi ayet-i kerime. Heze la raybe fih deseydi. Apışıp kalırdık. Yani ne demek bu? Heze la raybe fih. Ama el kitabı diyerek heze yine yaptı? Açıklamış oldu. Hani heze kapalılıktan kurtulmuş oldu. Çünkü Fatiha suresi var ondan önce. Orada e, kitaptan bahsetmediği için haza burada kapalılık ifade ediyor. Yani el kitabı olmadığı zaman haza e, bize bir e, beyan e, ifade yani değeri yok bizim için. El kitabı deyince ne oluyor? Bu kapalılık kalkmış oluyor. Hazel kitabı. Yani zelikel elif la mim el kitabı la raybe fih dediğimiz zaman Oradaki el kitabı Eza'nın bedelidir. Eza'ya bir açıklık getirmektedir. Burada el kitabı diyerek fazladan ziyadeten bir kelime ekledim. İşte bu eklediğim kelime Eza'nın bedeli olur. Eğer sadece herzel kitap dersek bu anlamlı tam bir cümle değildir. Bunu anlamlı bir cümle haline getirmek için haber eklememiz gerekir. Bedelin daha ayrıntılı özellikleri ve bedel çeşitleri ileride işlenecektir. Evet. Öyle. Tabii şeyde bedel de aynı şekilde avamilde de geçen bir konu e, şey alır yani. Bedel e, müptelün minş olan yani şimdi fazla kafanızı karıştırmayayım. Mesela herze diyelim ki mesela bir misal vardı. Ce'ene şöyle yazayım. saniye şunu düz yazayım da. Şahane Muhammed'in Hatemül Enbiya. Bu şeyde bir misal yani. Havamilden bir misal. Mouse'a bu kadar yazabiliyorum. Şurada hemzi olsun. Şimdi burada Caina bize geldi ki Muhammed'in Muhammed Aleyhisselam geldi. Bu zammedir. Ondan bedel kimdir? Hatemül Enbiya'yı peygamberlerin sonucusudur. Yani peygamberlik e, Hatem aslında mühür demek. Yani peygamberlerin peygamberlik mertebesinin mühürüdür, sonucusudur anlamında sonuçlar. Şimdi burada Muhammed e, Hatemül Enbiya, Hatem nedir? Bedeldir. Muhammed'in de nedir? Müktelim Yani kendisine bedel yapılan isimdir. Kendisinden bedel yapılan isimdir. Şimdi bu eee zamme olduğu için Muhammed'in diye. Bu da nedir? Aynı şekilde zammedir. Yani bu bunun harekesini alır. Onu anlatmaya çalıştım. Evet. Bu bu böyle. Şimdi ikinci bir konu daha var bu kitapta. Bu da El İsmül Maksur e, diye bir e, konu açmış. Maksur, El Maksur. E, kısa, kasr, kısa demek yani. Kasr, maksur da kısaltılmış anlamında. Yani kurz, fakürz. Fakürz, yani maksur. İsmi mef'ul. Eee ne demiş mesela el müderrisu müderris neredendir min, min, Amerika ya da min Amerika Amerika'dandır diyor ve talibu min İngiltere İngiltere İngiltere'dendir. Yani maksur şu demek bazı kelimelerin ardında şey bulunur böyle elif bulunur yani feta feta olarak yukarıya çeker. Aslında bu böyle e, misaller vermeye gerek yok. Yani Arapçada, İslami e, literatürde çok misaller var. Mesela isimler var. İsimler var. Ben size yazayım. Mesela dünya. Dünya değil mi? Böyle yazılır. Dünya. Mesela bu dünyanın sonundaki şu elif şeydir yani. Maksur eliftir. Maksur eliftir. Yani sadece çekmeye yarar. Hareke almaz. Sadece ye'yi çekmeye yarar. Mesela e, isimler var. E, hanım isimleri, kadın isimleri yani. Daha ziyade çünkü bu e, müenneslik alametidir bu kelime, bu harf. Mesela dünya müennes bir kelimedir. Dünya ednanın müennesidir. Edna da e, ziyade aşağı demek. Yani Dünya da aynı şekilde ziyade aşağıda olan demek. Bu hem madden böyle hem de manen böyle. Dünya nedir? Birinci kat semanın en en aşağısında, en alt derecesinde olan bir gezegendir. Efendim, aynı şekilde manen de dünya, yani dünyaya tabi olan ne olur? ahiretini kaybeder. Yani tabi olan. Dünya, dünya sahibi olan demiyorum. Dünyaya tabi olan, kalbini dünyaya bağlayan, tabiri caizse dünyaya tapan bir insan maneviyatını kaybeder. Dünya o demek yani en aşağı, en ziyade aşağı anlamında. Mesela kadın isimlerinden mesela şöyle diyelim. Mesela Selma. Bakın Selma ismi var. Şöyle yazılır o. Selma. Böyle. Bu da aynı şekilde maksur bir eliftir yani. Maksur. Yani bunun irabı da değişmez. Bu cezim halinde de olsun. Ne halde olursa olsun böyle okunur. Yani bu şeydir yani statiktir. Statiş. Bunun iş harekesi değişmez. Efendim kübra efendim ne demiştik? E, hamra e, sevda mesela sonunda böyle Elif çeken isimler böyle maksur isimlerdir. Arapçada çok var bunlardan. Ve bu y'lerde nokta yoktur. Onu da söyleyeyim. Bunlara noktasız ye denir. Sadece bunun şeyi, görevi, şu küçük Elif'i taşımaktır. Elif'i maksura denir buna. Mesela burada güzel bir misal var, Y'nin noktasız olduğuna dair. Hamidun Zahaba ilel müsteşfe. Hamid nereye gitti? Zahaba gitti. Nereye gitti? İlel müsteşfe. Hastaneye gitti. Yani burada aynı şekilde müsteşfa nedir? Buradaki ye sadece bunun kısa elif olduğunu işaretir. Ama buna nokta koyarsan ne olur? Müsteşfi olur. O zaman manası değişir. Onun için e, maksur isimlerdeki o maksur elifler, kısa elifler nedir? Noktasız y'dir. Feta okunur. Yani feta bir elif miktarı çeker. Tecvid bilenler anlarlar ne demek istediğimi. Yani müsteşfi olursa, müsteşfi olursa e, z-zorga dersinde görüyoruz. Müsteşfi şifa talep eden, şifa isteyen demek çünkü bunu fiilin mas şeyi fiilin aslı şefadır. Şefa yani şefa yeşfi. Hani Kur'an-ı Kerim hakkında ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Ve yeşfi ma sudur. Yani gönlünüzde bu sadrınızda olan letaifinizde Kur'an-ı Kerim şifadır buyuruyor. Manevi şifadır. Tabi rukiye niyetine maddi hastalıklar için okunabilir. Ama e, Kur'an'ın asıl maksadı manevi hastalıklara şifa olmaktır. Onun için şefa dersek, şöyle eliftir bu, şefa, efendim şifa buldu demek. Ama e, yeşfi, yani fiil muzarı yaparsak yeşfi, o zaman bu ye nokta alır, o zaman şu esre olur bakın nokta aldığı zaman. Yeşfi yani bu fe'nin aslında bu tamam şey bu. Bu esre fe'nin esresi. Ama ye bunu çeker. Şunun hükmü de kalkar ortada. Ve yeşfi mafis sudur. Böyle olur işte. Ondan sonra e, isteşfa şifa talep eden demek. istifal babında. Müsteşfi yani isteşfa şifa istedi. Müsteşfi şifa isteyen şifa için başvuran müsteşfa da şifa olunan, şifa alınan yer, hastane, müsteşfa oluyor. Yani Arapça'da böyle hani müsteşfa, belki Filistin haberlerinde falan böyle Arapça şeylerde okursunuz, duyarsınız. Hastaneye müsteşfa derler. Araplar veya Arapça konuşanlar diyelim. Çünkü her Arapça konuşan da Arap olmuyor biliyorsunuz. Bazıları asıl Arap oluyor, bazıları da muarrab Arap. Yani Araplaştırılmış insanlar oluyor. Onlar müsteşva diyorlar hastaneye. İşte bu da nedir? Noktasız elif olduğu için ismi maksurdur. Yani kısaltılmış isimdir. Açıklamaya geçelim. İsmi maksurun sonunda bir ye, yani noktasız ye veya bir elif harfi bulunur ve bu harf kelimenin ayrılmaz bir parçasıdır. Yani üzerine basa basa noktasız y diyorum. Buna dikkat edin. Çünkü noktalı y olursa kendi önceki harfi esri okutuyor biliyorsunuz. Bir önceki harf de fethalıdır diyor bakın. Hareket değişimleri bu kelimenin sonunda görülmez takdiridir. Yani şey müsteşfanın sonunda ne yaparsanız yapın ister harfi cer yapın ister başka bir amil yapın inne enne yapın. Aynı, e, hiçbir zaman sonunda bir değişiklik olmaz, hareket değişmez. E, Takdiri değişir yani ama biz onu göremeyiz. Takdiri gizli demek, gizli bir şekilde değişir ama zahirde görünürde değişmez. Mesela Müsa ismi de aynı şekilde. Bakın burada da noktasız y var. Hani Amerika demiş, Amerika, İngiltere, Nüstehva. Bunların sonunda bakın Y var. Bunlar yabancı isim. Bunlara ben itibar etmiyorum. Yabancı isim Arapça değil. Yani bizi çok ilgilendirmiyor. Ama bunlar ilgilendiriyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimeler bunlar. Evet. Bu şekilde bunun konuyu da böyle bitirmiş oluyoruz. Siz de o zaman şöyle Küçük bir ödev olsun kendiniz için. Böyle e, Kur'an-ı Kerim okurken dikkat edin. Hangi kelimelerde ye, nokta var, hangilerinde yok. Ona böyle veya e, yeni baskı matbaa Arapça kitaplarda buna dikkat ediyorlar. Ama bazen eski e, Kur'an-ı Kerim baskılarında dikkatsizlik oluyor. Yani e, kısa... E, şey için kısa isim için olan y de noktalı oluyor. Normal y de noktalı oluyor. Karışabiliyor yani. Hareketsiz okurken karışıyor. Ama o yeni matbaalarda dikkat ediyorlar buna. Yeni kitaplarda. Böyle bir e, motivasyonunuz olduğu zaman, canınız istediği zaman bir bakarsınız. Bu şekilde Arapçanız da güzelleşmiş olur. Yani ben e, dikkat edilmesi gereken yerleri yani üzerine basa basa söylüyorum. Mesela şu Y var. Bir de böyle Y var. Bu noktalı Y. Bu noktasız Y. Nokta, noktasız olursa ne demişti? Kendi önceki e, harfi Feta okudur veya Elif ol Elif derler buna. Bundan sonra mesela şöyle bir şey aklıma geldi. Onu da yazayım. Mesela şöyle. Şimdi Arapçası biraz ilerlemiş olan bir insan bunu kolay okuyabilir. Hareketsiz olduğuna rağmen, olmasına rağmen burada bir y var. Sin harfi bu. Böyle yazıma bakmayın. Bu üç dişli sin harfi. R harfi, y harfi. Şimdi bu nedir? Bu Fe inne mal usru yusra. Mesela burada yusra. Tam Kur'an-ı Kerim'de elifle yazmış ama yusra aslında böyle yazılır yani. Yusra sonunda çünkü şey vardır. E, elif-i maksure vardır ve müennes yani kız ismidir yusra. Olabilir. Kolaylık anlamına geliyor. Ama siz bunu önemsemeyip önemsemeyip yani siz derken lafın gelişi. Böyle matbaacıları kastediyorum veya kitap yazanları. Mesela şunu aynı bak aynı şeyleri yazıyorum. Buraya bir nokta koyarsanız bu yusrak olmaz. O zaman ne olur? Ya yesri olur. Çünkü bu e, şey yapıyor bakın kendinden önceki e, r harfini esri okutuyor. Yesri olur veya yüsri olur. Yüsri. Yüsri bu sefer mana değişiyor değil mi? Çünkü esra yüsri. Bakın esra. Esra yürüttü demek. Yürütüyor yani esra bi abdihi. Esra yüsri. Gece yürütmek anlamında. Bu da yüsra kolaylık anlamında. Yani şu iki tane nokta ne kadar manayı değiştiriyor. Bunu vurgulamak için bu misali anlatıyorum. Hatırıma da geldi. İyi oldu. Yani bunu böyle söylemiş olayım. Böyle ufak tefek e, hani bir söz vardır. E, belki buraya yakışır mı biliyorum bilmiyorum ama hani sinek de küçüktür ama mide bulandırır derler ya onun gibi. Yani bazı ufak tefek detaylar önemsiz gibi gelir ama çok değişik manalar çıkar. O onlar değiştiği zaman bakın bu, bu misalde olduğu gibi. Bu yusra kolaylık anlamında hani yeser amasları yusra değil mi? Ben yessiru kelil yusra var ya hani şeyde Ala suresinde ve niye sürüke ve niye sürüke lil yusra mesela orada kolaylık burada yusri yazarsak e, esra bir abdihiden gelen esranın bu fiili muzaresi yusri olur bu da yürütmek anlamına geliyor evet yani böyle üniversite seviyesinde okuyan kardeşlerimize de bu kadar izah yeter diye düşünüyorum. Evet, değerli hoca kardeşlerim ve değerli dinleyenler. Şimdi bu yarım saat kadar süren dersen sonra bir ikinci dersi ilave etmeyi düşündüm. Çünkü bu da iki sayfacık bir şey. Tamam mefumu mefhumu kapsamı ağır. Ağır olabilir, ağır gelebilir, doğrudur. Ama sayfa olarak az. Bunu da böyle ilave edelim. 9 dersi bir semestrde okumuş olalım. İkinci semestrde 10. dersen devam ederiz. Allah'ın izniyle inşallah. Yine aynı şekilde... aynı şekilde tekellüm net. Dersu tasıu 9. ders. 9. ders nedir? Sıfat. Sıfattır yani sıfat da aslında Arapça bir kelime ama sıfatın da eş anlamlı daha bir başka kelime var. Bu da nat naattır. Zaten hani naat, naat-ı falan böyle duyarsınız. Hani Resulullah'ın sıfatları, vasıfları, mesela boyu, bosu, efendim, duruşu, giyinişi, sakalı, bakışı falan. Buna naat denir. Naat-ı Resul, yani naat-ı nebi, sıfat yani vasıfları demek. Asıl sıfat da Arapça bir kelime sıfat Arapça bir kelime bir mastar şurada bu da vasafa yasifu fiilinden yani vasıf bak sıfat sıfat diye geliyor bu sıfat diye gelmesinin ayrı bir şey var tabiri var bu şimdi şey ders yani başka bir başka bir anlatımı olan İleride belki nasip olursa anlatırız. Yani vasafaya sıfatan derken sıfatın önündeki vav düşüyor. Vav düşüyor. Buna e, ilk harf e, şey olduğu zaman illetli harf olduğu zaman birinci harf düşer. Yani hele hele vavsa maslarda düşer. Vasafaya sıfı sıfatan olur. Vav, e, vav da düştüğü için sonuna ona e, ıvazan bir t getirilir. Şöyle sıfatın yazılışını. Sıfat. Yani şöyle kapalı bir T getirilir. O da ondan daha önce vav harfinin burada bir vav harfi vardır. Sıf sıfatan derken buradan bu hasf olur. Düşer yani. Okunmaz. Ne olur? Sıfatın olur. Aynı şekilde şey de öyle. Hani la te'udu sinetun diyor ya. Sinetun de aslında vesene yesinu sinetun diye gelir. Mastardır yani. İsim yapılmış bir mastardır. Evet fazla da hani belki merak eden ileri seviyede olan varsa onları anlatmak için bunu anlatmış olayım. Onlar da böyle nasibini alsın, sıkılmasın diye. Yani sıfat şeyle e, naatla aynı eşit anlamlıdır. Açıklama. Arapçada sıfatlar nitelen, niteledikleri isimden sonra gelir bu özelliğiyle Arapça, Türkçe ya da İngilizceden ayrılır. Mesela Türkçede ne diyoruz? Küçük, küçük kitap. İngilizcede de aynı. Small book. Small book. Ya da ein kleines buch, değil mi? Almancada da öyle kleines buch. Ama Arapçada nedir? Kitabun sagirun, sagirun, sıfattır. Kitabın ismidir. Sagirun e, isimden sonra geliyor. Bakın. Bir de şey var tabii. E, kitabının irabını yani kitabın nedir? Ötredir. Sagirun da ötredir. Mesela diyelim ki raculun sagirun veya raculun tabirun tabirun uzun adam demek. Boy olarak uzun demek. Yani, raculun zamme ötre tavilun da sonu ötre. Ama ben dersem raaytu, ben gördüm. Kimi gördüm? Raculen. Raculen orada şimdi iki üstün oluyor. Raculen. Tavilen. O da aynı şekilde sıfatta isminin irabını almış oluyor. Aynı onun hareketini almış oluyor. Arapçada sıfata naat nitelediği isme de men'ud denir. Men'ud. Ya da e, sıfat dersek veya vasıf dersek mevsuf de denir. Yani men'ud veya mevsuf denir. Sıfat şu üç özelliğiyle nitelediği isme uyum gösterir. Birincisi cinsiyet. Cinsiyet eril olan yani müzekker olan eril olan ismin sıfatı eril, dişil olan ismin sıfatı dişil gelir. Mesela bintün bintün nedir dişil bir yani e, bintün kız demek kız çocuğu. E, cemiletün yani, kızdır. Cemiletün o da nedir? Şey e, yani dişildir. Burada T'den anlıyoruz. Bintün cemiletün e, ee, mesela yakışıklı diyelim bir oğlan denilmek istediği zaman veledün erkektir değil mi? Erildir yani. Cemilün, bak cemilütün demiyor, cemilün diyor. T yok burada sonunda. Burada T yok. T yok. Cemilün. Evet. Ara sıra monitöre bakıyorum. Bazen yazarken dışına kaçıyor gözükmüyor. Biraz dikkatli olmam gerektiğini sonra sonra anladım. Böyle. Mesela lugatün değil mi? Lugat nedir? Sonunda bakın T var. Dişil T'si var. Yani müennes T'si var. Müennes Arapça bir tabir. Dişil de modern bir tabir. Yani uydurukça bir tabir. Yani dişil ne demek? Yani kadın Dişil demişler, eril demişler. Neyse. Siz anlıyorsunuz. Veya bu şey denir. Mesela e, Frank dilinde veya Latince'de. Lugatun nedir? Feminindir. E, değil mi? E, eril, maskulin demek. Dişil de feminin demek. Sehletun, o da aynı şekilde feminindir. Yani kadındır. E, şeydir, e, dişildir. E, feminindir. Dersün Ders e, maskulin bir kelimedir. Müzekkerdir, erildir. Sehlün de aynı şekilde sonuna te falan gelmemiştir bakın. Bu da <laughs> müzekkir olarak gelmiştir. Dersün sehlün kolay bir ders. Değil mi? Sehl, sehl kolay demek. Mesela sehlün e, ismi tasgîri vardır değil mi? Böyle e, üç harfli olduğu zaman mesela İkinci harfle üçünün arasında bir ye getirilir. Bu ne olur? Seh, Suheyl olur. Mesela Suheyl. Ömer ise Umeyr olur. Abid ise Ubeyd olur. Bu da ismi Tashhir'dir. Bu da böyle aklıma geldi. Suheyl ismi kolaylık anlamına geliyor. Yani kolay. Kolay alan kişi demek. Kolaycık. Kolaylaştırılmış. Kolaylık iyi bir şey. Zaten e, Resulullah Efendimiz kolaylaştırın, zorlaştırmayın diye buyuruyor. Kolaylık makbul bir şeydir. Allah da kolayları sever. Kim bir mümin kardeşine kolaylık gösterirse Allah da ona kolay, kıyamet günü kolaylık gösterecek. Allah bir de şimdi bu birinci cinsiyette eşittirler yani isimle sıfatlar. İkincisi nekre ve marifi olmakta eşittirler. Marife ismin sıfatı marife, nekre ismin sıfatı ise nekre gelir. Bilal'ün, Bilal şeydir yani başında mesela lami tarif yoktur değil mi? Eliflam yoktur, el takısı yoktur. Daha yeni tabirle. Ama Bilal isim olduğu için marifedir. Yani marife ne demek? Bilinen bir şey, bilinen bir şahıs demek. Bilal'ın Bilal nedir? Müderrisün müderristir. Cedidun yeni bir müderristir. Tabi Bilal aslında marife bir isim ama burada nekri olarak nekri olarak gelmesi doğru mudur bilmiyorum. Yani Bilal normalde bilinen bir isimdir. Bilal'ın yani sonunda şimdi şey oldu tenvin de olsa bir isimdir. Mesela Zeydun, Amrun. Şimdi Zeydun, Müderrisun, Cedidun. Ee, yani tamam e, doğru sayalım. Şimdi burada bir de marife misal var. El takısı gelmiş. El Müderrisu, El Cedidu, Fil Faslı. Evet. Şu, bu misal biraz uygun değil gibi geliyor. Mesela bunun yerine mesela e, şey alalım. Böyle nekri olan mesela e, şecerun alalım. Şecerun. Şu şin harfi. Cim harfi. Şecerun ağaç demek. Cedidun veya cemilun cemilun Şecerun, cemilun, e, güzel bir ağaç. Yani Bilal şimdi marif olduğu için bunu pek yakıştıramadım ben. Ama şecerun bilinmeyen bir ağaç, herhangi bir ağaç nedir? E, şecerun, cemilun, güzel bir ağaçtır. Güzel bir ağaçtır. Veya hacerun, e, hacerun, e, efendim, sakilun, sakil ağır demek, ağır bir taş, ağır bir taş. Böyle ikisi de nekri oluyor yani. Unbekant. Nekri unbekant demek. Bilinmeyen. Ama Bilal biliniyor. Yani Bilal dediğim zaman mesela diyor ki Bilal yeni öğretmen. O zaman Bilal'ın kim olduğunu biliyorsun zaten. Onun için e, yani ben yakıştıramadım yani bu misali ama bu şekilde söylenebilir. Abi bunu ikisini de marife yapmak istersek ne deriz o zaman? Eşeceru el cemilu. Güzel bir ağaç. Evet. Mesela bu şey burada uyuyor. Müderris el müderrisu cedidu. Yeni öğretmen nerededir? Filfaslı sınıftadır. Bu uyuyor. Evet. Bazı böyle Nasrettin Hoca'nın fıkrasında olduğu gibi ufak tefek hatalar olabilir. bir de irapta yani kelimenin son harekesinin durumunda aynı şekilde isimle sıfat birbirine uyarlar. Zelike beytün irap bu yani burada tenvin Kadimin birbirine uyuyor bakın. Bundan sonra ene ben neredeyim? Fi harfi cer. Fi beytin Kadim'in eski bir evdeyim. Yani ben burada ne yapmış? Esre, esre. İkisi de aynı. Birincisi isim, ikincisi nedir? Arapça. İkincisi de sıfat oluyor. Bu da şimdi bu birincisi rafına misaldi? rafına yani zanme. Haleti cerine misal? Halatıcere cerde kesre demek. Bu da haletin asbına misal. Yani üstün olduğuna misal. Yani böyle haller tabi Türkçe'de, Almanca'da her dilde var yani. Mesela Almanca'da ne var? Datif, akuzatif, nominatif, genitif. böyle beş tane miydi? Böyle haller var. Dört tane. Arapça'da da işte haleti rafı yani yalın hali, bir kelimenin önüne hani böyle amil gelmediği zaman haleti rafı devamlı zammedir biliyorsunuz. Bu da haleti nasbı fetha hali. ben gördüm. Neyi gördüm? Beyten bir evi gördüm. Öyle ev ki kadimen kadimen bak. Beyten kadimen. Böyle. Beyt isim kadim onun sıfatıdır yani. Onun atribut biri nomen, biri de atribut. Almanca atribut diyorlar. Veya eigenschaft. Şimdi burada e, Falanu veznindeki kelimelerin gayrı olduğunu söylemiştik demiş. Başka bir konuya geçiyor burada. Bu vezindeki sıfatlar da bu nedenle gayrı munsarıftır. Tenvin almazlar. Mesela en yukarıdaki keslan tembel demek. En tembel evet. şeyi e, kestane tabii bir kişi için tek kişi için e, kü, şeyi de bunun küseladır. Ayet kelimelerde şimdi hatırımda yok. Bir, ta, bir yerde geçiyor küsela diye. Yani Bunlar işte namazı tembel olarak kalkarlar anlamında küsela kullanılıyor. Yani hatırlayanlarınız varsa birbirinize söyleyebilirsiniz. Öhüm küsela yani onlar tembel olarak kalkarlar namazı böyle üşenerek. Ne yapalım şöyle şeyden gidelim sağdan sola. Gadban var kadban öfkeli kadaplı kadap kelimesini zaten kullanırız kadap öfke yani soğan Almanca soğan demek soğanik öfkeli kadbanı soğanik e, Keslanı. keslanı da faul trege trege derler en yani ağır böyle ağır kanlı hani ağır kanlı hani toprak latayfi daha çok olan insanlar böyle ağır kanlı Efendim, tepkisiz böyle ee, şey de bu da melan meleeden geliyor mele mele e, yani dolu anlamında melenu dolu dolu olan bir insan veya bir kap mesela su dolu sonra atşan var atlayanı susuz yani ene atşan, Evet. En'e atşan. Böyle işte bunlar gayrimusarıftır. Elif var. Şunun için. Sonunda bir elif var. Hepsinin bir de nun var. Bu ama kelimenin aslından değil. Kelimenin aslından olmadığı için bu şey oluyor yani. Elif, la, elif nun maddesi sonunda olduğu için sarf oluyor. Bunlara sıfatı müşerpeh demiştik Hazırlık sınımını hatırlarsanız. Mesela e, en çok bildiğimiz, yakında gelecek olan bakın ne bu? Ramadan değil mi? Ramadan nedir? Ramada fiilinden türetilmiş bir şeydir. Aynı böyle falan vezinde bir şeydir, isimdir. S i̇simdir. Ee, bir rivayete göre sıcak manasına geliyor diyorlar. Ama bu da gayrimusaraftır. Yani sonunda temin almaz. Ee, mesela şehr-i ramadane dediğimiz zaman Şehir Ramadane, e, aslında Şehir Ramadani olması lazım ama böyle şey o gayrimunsarif olduğu için şehru ramazane ediyoruz. Ayet-i kerimede de öyle zaten. Evet, bir de isim mevsuller var. İsim mevsul saate de arada bakalım. Ama bu şimdi son ders olduğu için biraz uzatabiliriz. İsim mevsul Arapça cümle yazımında tasarruf sağlar. İki yerine bir cümle kurma imkanı verir. Öyle ki o şey ki şeklinde anlandırılabilen isim mevsullerden ellezi ile başlayacağız. Yani şey var ellezi elleti vardı. Belki hatırlarsınız ellezi erkek için elleti de kadın için veya müennes için yani femininler için İlerleyen derslerde şahıs veya sayıya göre yeni mev isim mevsuller göreceğiz. İsim mevsuller iki ayrı cümleyi birleştirerek tek cümle yapar. Mesela aynı adamdan bahseden iki cümle var. Şimdi de bu iki cümleyi ellezi ile birleştirelim. Mesela bir cümlemiz, birinci cümlemiz erracülü tacirun şehirun. Ee, o adam çünkü şurada el takısı var ya o zaman bilinen birisi oluyor. Erracülü, tacirün şehirin. İşte o adam meşhur bir e, tacirdir. Yani Bir zaman İsa'ın bir ümte Şimdi Almanca'sını söylüyorum ki orada ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu da Erracülü, haraca minel mescidi, el ad. Adam mescitten şimdi çıktı. E şimdi bu iki cümleden bir cümle yapıyoruz. Bakın yani neymizat olacak. Almanca'da neymizat diyorlar buna. Devrik cümle. Erracülüllezi harace minel mescidi el an tacirun şehidun. Şimdi bu birincisi neydi? Yani Almanca'da söyleyeyim de daha iyi otursun. Önce Türkçe söylüyorum. Adam ünlü bir tüccardır. Adam mesciden şimdi çıktı. Şimdi böyle adam 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 olunca ne oluyor? Cümle böyle hep aynı kelime. Bu sefer şeyi bozuyor. Ahenki bozuyor değil mi? Hep aynı kelimede tekrar ede ede. Ne yapıyoruz? Biz ahenki güzel olması için iki cümleden bir cümle yapıyoruz. Diyoruz ki mescitten şimdi çıkan adam ünlü bir tüccardır. Almancası. Der Mann, der aus aus dem eee mescit raus gegangen ist is ein berühmter kaufmann yani nemnsatz yapıyoruz yani bunu bilirsiniz yani iki tane adam adam böyle cümleler söylemek yerine iki cümleden bir cümle yapıyoruz yani bu e, ismi usulün mevsulün vazifesi budur Değil mi? Burada yani the man who went out of the mask demiş. Yani Almanca'da da der man der. Burada der geliyor. Der aus dem äh, aus der Moschee raus äh, also aus aus der Moschee rausgegangen ist oder herausgekommen ist ist ein berühmter äh, Kaufmann. O anlama geliyor yani ismi mevsul. Zaten misaller verecek ayetlerden bu misaller en sevdiğim. Yani hem dinimizi öğretiyor, hem Arapçayı öğretiyor, hem itikadımızı öğretiyor. Yani çok işe yarıyor yani elhamdülillah. Hem Allah'ın kelamı, Allah'ın kelamının anlatıldığı yere rahmet yağar, mağfiret yağar, bereket yağar. Efendim, mesela ismi mevsul olarak Bakara suresinin 21. ayeti. Efendim şimdi hafızlar veya sık sık Kur'an okuyanlar bunu hatırlayacaklar. Bazı insanlar aşı şerif olarak ezberliyor. Ne buyuruyor? Estağfirullah. Ya ey yuhennas, ey insanlar. Ubudu rabbeküm ellezî ism-i mevsul halakaküm vellezîne min kablikum leallekum tettegûn. Şimdi burada bu iki şey olmasaydı, o zaman e, burada üç tane cümle ortaya çıkacaktı. Birincisi, Ey insanlar Rabbinize itaat edin. O sizi yarattı e, ve sizden öncekileri yarattı. Bu üç tane ayrı ayrı cümle. Ama ellezi ve lezine araya girince ne oluyor? E, üç cümleden bir cümle çıkıyor. Ve hangi de daha güzel yapıyor. Burada da zaten Ellezinin yerini alan Türkçe karşılıklarını yazmış. Ellezi ol bir Rabbiniz ki halakaküm sizi yarattı. Daha kimi yarattı? Vellezi Ve yine min kablüküm, sizden öncekileri yarattı. Anlamına. Fatiha suresi ihtina sıratal müstakim vardı. Bizi işte doğru yola yönlendir, hidayet ver. Bu da o cümlenin bedeli oluyor yani hani bedel de gördük ki ya yukarıda sıraat yani o doğru müstakim yoldan bedel nedir sıraat lezine en amta aleyhim sıraat lezine en amta aleyhim. Bu da aynı şekilde ellezine anlamına geliyor. Yani Almanca den fad, den du, e, zonzo, zorfin doytun gegeymaz veya artık e, e, ya gabe olarak al, alırsak alırsak gegeymaz böyle açıklanabilir yani. Hani nokta, virgül, koma koyuyoruz. Ondan sonra bir artikel daha geliyor ya onun gibi bir şey yani. Almanca'da, şey İngilizce'de öyle nokta da yok fazla. Dümdüz gidiyor. Almanca daha zor. Nispeten daha çok zor noktası virgülü noktalı virgül en noktalı evet noktalı virgülü zemek olan bunlar nerede konulacak bunlar biraz zor Almanca'da bir de üzerine artikeller geldiği zaman derdi de daha da zor ellezine ne bil gaybi ve yukuymune salati aynı şekilde bu da ayetin başında gelmiş Elhamdülillahi dedi hedana lihaza bu da aynı şekilde bu bunu bize veren yani bizi buna hidayet eden, yönlendiren Allah'a hamdü senalar olsun. Yani yönlendiren burada en eki veriyor yani. Türkçesi Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman ellezi bu şekilde. Bazen böyle çizgiyi biraz yan çizince insanın şeyi bozuluyor yani. Onun için düzeltiyorum. Daha düz yapmaya çalışıyorum. Evet harfi cer olan li başında el olan bir isim başına gelirse el, e, elin elifi atılır. Yalnızca lam kalır. Bunu daha önce de gördük. Ama tekrar edelim kısaca. Aslı bunun el imam. El imam ama e, lam geldiği zaman o şu birinci şu birinci elif hasf oluyor. Düşüyor yani yazılmıyor. Yazıl, yazılırken de okunurken de kale alınmıyor. Aynı şekilde burada El müderris demiş. Aslı el müderris. Bu şekilde. Bunu daha önce çok gördük. Mesela zarf mekan e, olan in de yanında katında birlikte anlamındadır. Mekan zarfları kendinden sonra gelen ismin sonunu mecbur kılarlar. Kesvedirler çünkü e, izafettir o aslında. Yani inde el müderrisu indel müdiri ee, öğretmen müdürün yanında. Asıl bu izafet dedim de muzaftır. Bu muzaftır. Bu da muzafın ileyhtir. Muzafın ileyh devamlı nedir? Mecrurdur. Kesrelidir. İzafet. Mesela inde var, leda var. Değil mi? Leda. O da aynı şekilde inde manasına. Değil mi? Leda'dan ledünni kelimesi yapılmış. Ledünni, ledal yani Allah katından demek. Allah katından verilen bir ilim veya bir marifet. E, Tabi şahsına malum. Biz bilmiyoruz böyle şeyleri. Bilmek zorunda da değiliz. Ama şer'i ilimleri bilmek zorundayız. Evet, bu böyle. Arapça dersimiz, bu semestrelik, böyle. Bunu bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra dediğimiz gibi, derslerden imtihan olunacak. İmtihan hazırlayacağız. Yani, imtihandan önemli olan bunları öğrenmek. Yani ilimi öğrenmek istiyorsanız hani e, kaynağından öğrenmeniz gerekir. Bize verilen, bize öğretilen ilimlerin kaynağının asıl e, lisanı ve yazılı şekli Arapçadır. Yani Farsça bile zamanla Arapça harflerle yazılır olmuştur. Yani Farsça e, Arap Arabi harfleri Farsça uydurmuşlardır. Nasıl uydurmuşlardır? Mesela Arapçada P harfi yoktur. B vardır. Mesela B harfi. B harfine 3 nokta yapmışlar. P olmuş. Öyle yani. Farsçada P harfi var. Mesela peri. Peri kelimesi Farsçadır. Yani cin demek. Peri. <laughs> Veya cim harfi var. Arapçada Ç yok. Cimden ne yapmışlar? Ç yapmışlar. Bakın böyle. Bunları da anlatayım size genel kültür. Ç harfi böyle yani Farsça'da böyle yazılır. Mesela z var Arapçada ama j yok yani. Hani jale, müjde bu kelimeler j ile yazılıyor veya Nejla yazıyorlar. A ne olmuş? Z harfine 3 nokta koymuşlar, j yapmışlar. J. Ya yani onun için şey müjde böyle yazılır yani J harfi böyle. Misal. Mesela olmayan öyle harfler var. Onları yani B'den P yapmış. C'den Ç yapmış. Ç. Değil mi? Yani Ç harfi Farsça'da var ama Arapça'da yok. Mesela Çehari, Yarı Güzin değil mi? Çehar nedir? Çehar dört demek. Çehar. Dört manasına geliyor. Dört. Rasulullah'ın Resulullah'ın dört yarı demek yani şeyi dört halife anlamında. Mesela şey e, çehar şamba, çarşamba, çehar-ı şamba demek dördüncü gün anlamına geliyor. Çehar, şamba, nasıl perşembe bu Farsça bunlar. Yani Farsçadan gelmiş. Çehar dört oluyor bu da böyle yazılıyor Ç harfi. Bunları bilmek lazım. Zaten daha önceden ikinci devirlerde Farsça bilmeyenin ilmine itibar edilmezmiş. Yani sadece Arapça değil. Farsça biliyorlar, Arapça biliyorlar, değil mi? Yunanca, Yunanca da Latince yani. Bilmelere gerekiyor. Çünkü felsefeyi anlamak için o ilmi de bilmek gerekiyor. Bunlar ne demek istiyor? Bunun ne tarafı sapıklık, ne tarafı bize işimize yarar, ne tarafı yaramaz. Bunları ayırt etmek için Yunanca'yı da iyi bilmek gerekiyor. Mesela padişahların çoğu biliyordu. Hz. Fatih, Sultan Mehmet Hazretleri Yunanca'yı çok iyi biliyordu. Yani çok iyi, 5, 6, 7 kaç tane bilmiyorum, dil biliyordu. Evet. Böyle bilmek iyidir. İlimin sonu yok. Lugatı iyi bilmek lazım. Bize çok unutturulan kelimeler var. Yani biz bile şaşırıyoruz. Öyle kelimeler e, yutturmuşlar bize. Bilmiyoruz. Yani Allah sonumuzu hayır eylesin. İlimimizi artırırsak, genel kültürümüz artar, hurafelerden efendim, e, düzumsuz geleneklerden kurtuluruz. Geleneğin, dine zararlı olmayan tarafı, yani bir e, şey varsa, an, ana bir örf varsa, bunu e, ulema kabul etmiştir ama dine zararlı olan tarafını reddetmişlerdir. Onun için İmam-ı Azam Hazretlerine göre örf de edille-i şeriyedendir. Yani örfe de riayet etmek lazım. Örfü, adetlere de riayet etmek lazım ama dine zıt olmaz olmaymak şartıyla riayet etmek lazım. Evet, şimdi böyle bu şekilde veda etmiş olalım. Sorularınız varsa Whatsapp'tan da yazabilirsiniz. Artık e-mail'e de yazabilirsiniz. Yani her zaman cevaplamaya hazırız. Fazla sağa sola bakmayın. Kendi işinize bakın. Kendi ilminizi öğrenin. Ne gerekiyorsa onu öğrenin. Dedikodulara bakmayın. Efendim Allah yardımcınız olsun. İnşallah ikinci semesterde görüşmek üzere diyelim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun aleyhi ve Elhamdülillahi rabbil alemin.